Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Kanuni Sultan Süleyman aynı zamanda süt kardeşi de olan Yahya Efendi'ye bir mektup göndererek, "Sen ilahi sırlara vakıfsın. Kerem eyle de bizi aydınlat. Bir devlet hangi halde çöker? Osmanoğullarının akıbeti nasıl olur? Bir gün olur da izmihlale uğrar mı?" diye sorar. Güzel bir hatla yazılmış olan mektubu okuyan Yahya Efendi, "Neme lazım be sultanım?" diye yanıtlar. Kanuni Sultan Süleyman verilen cevaba mana vermekte zorlanır. Kalkar Beşiktaş'taki dergaha gider ve Yahya Efendi'den bu cevabın anlamını sorar. Yahya Efendi'nin cevabı, "Sanki bugün ülkemizde yaşanan haksızlıkları, yolsuzlukları, zulümleri bilerek ve sanki bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa değişiklik teklifine yapılan tüm ikazları neme lazım?" diye görmezlikten, duymazlıktan gelerek, umursamazlıktan gelerek oy kullanan vekillerimizin hali pürmelalini görerek söylenmiş gibi ibret vericidir. "Sultanım," der Yahya Efendi, "bir devlette zulüm yayılsa, haksızlık şai olsa, işitenler de neme lazım deyip uzaklaşsalar, bilenler bunu söylemeyip sussa, fakirlerin, muhtaçların, yoksulların, kimsesizlerin feryadı göklere çıksa da bunu da taşlardan başkası işitmese, işte o zaman devletin sonu görünür. Böyle durumlardan sonra devletin hazinesi boşalır, halkın itimat ve hürmeti sarsılır, asayişe itaat hissi gider, halkta hürmet duygusu yok olur. Çöküş ve izmihlal de böylece mukadder hale gelir." Kanuni Sultan Süleyman kendisini böyle ikaz eden bir alime memleketinin sahip olduğu için Allah'a şükreder. Dikkatinizi çekerim, Yahya Efendi'nin ikazı için Kanuni Sultan Süleyman Allah'a şükrediyor. Sizin gibi ağzını açanı zindanlara atmıyor. Tarihte biraz daha geriye gidelim. Yıl 1215, Magna Carta. Dünyadaki anayasa hareketlerine öncülük etmiş ilk metin. Madde 38. Gelecekte hiçbir memur inanılır şahitler göstermeden yalnız kendi açıklamalarına dayanarak bir kimseyi mahkeme huzuruna çıkaramayacaktır. Madde 40. Kimseye hakkı ya da adaleti satmayacağız, men etmeyeceğiz, geciktirmeyeceğiz. Dikkatinizi çekerim. Yıl 1215. Yıl 2017. Binlerce kişinin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı, aylarca hakim karşısına çıkmayı beklediği bir ülke halindeyiz. Ve şimdi halkımızın 1808'de Senedi İttifak'la başlayıp bugüne kadar gelen demokratikleşme mücadelesiyle edindiği tüm kazanımları bir kalemde çöpe atan ve 800 yıl önceki Magna Carta'nın bile gerisinde hükümler içeren bir anayasa değişiklik teklifiyle karşı karşıyayız. İktidar milletvekilleri olarak yasama, yürütme ve yargıyı tek bir makamda birleştirecek, kuvvetler birliğini hedefleyen tüm devlet kurumlarındaki yöneticileri tek başına canının istediği gibi, istediği zaman atama ya da görevden alma yetkisini Cumhurbaşkanı'na devreden, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu'nun işlevselliğini yitireceği, şeklen var olacağı, milletvekillerinin sözlü soru sorma imkanının dahi tamamen kaldırılacağı, ne parlamenter sistem ne başkanlık, dünyada eşi benzeri görünmemiş tutarsızlıklar içeren bu teklifi meclise getirdiniz. Diktanın ayak seslerine alkış tuttunuz. Ordumuz ülke dışında ağır kış koşullarında bir savaş yürütürken, ekonomik sorunlarımız her geçen gün daha da derinleşirken, yerli ve yabancı yatırımcılar açısından öngörülemez bir ülke haline gelirken, terör olayları kontrol edilemez boyutlara ulaşırken, sizler yapılan bütün görüş ve önerilere neme lazım diyerek anayasamızı değiştirme gayretkeşliğinde diktaya giden yolun taşlarını döşüyorsunuz. Kibirli ve mezhepçi dış politikanızla İslam dünyası liderliğine soyunduğunuzda Türkiye'yi Orta Doğu bataklığına sürüklemeyin diye uyaran Cumhuriyet Halk Partisi'ne, artık kendine güvenen bir Türkiye var. Oyunu biz kuracağız ve Orta Doğu'nun yeni haritasını biz çizeceğiz. Emevi Camii'nde namaz kılacağız diyordunuz. Şimdi ise Suriye politikasının baştan beri büyük yanlışlarla dolu olduğunu söylüyorsunuz. Suriye bir enkaza dönüştükten
yüz binlerce kişi hayatını kaybettikten, milyonlarca aile yerini yurdunu sefalet içinde terk ettikten sonra gelen acı bir itiraf. Badel Harabül Suriye. Kendi ellerinizle besleyip büyüttüğünüz FETÖ'nün de Suriye yanlışlarınızın sosyal yapımızda yaratmış olduğu travmanın da ülkemize ekonomik maliyetinin bedelini de halkımız elbet ilk sandıkta size ödetecektir. Sanmayınız ki hafızayı beşer nisyan ile malüldür. Bugün ise daha vahim bir girişimde bulunarak demokrasimizi rafa kaldıracak bir anayasa değişiklik teklifiyle affedilmez bir hata daha yapıyorsunuz. Bu teklifi hangi argümanlarla süslerseniz süsleyin, milli duyguları ne şekilde istismar etmeye çalışırsanız çalışın, bu yolun diktaya çıktığı gerçeğini değiştiremeyeceksiniz. Güneşi asla balçıkla sıvayamazsınız. Hazırladığınız teklif yetmezmiş gibi önceki gün ise anayasanın ilk dört maddesini tartışmaya açtınız. İstediğiniz kadar parti görüşümüz değildir deyin, cin bir kez şişeden çıkmıştır. Türkçemizde güzel bir deyim vardır. Dervişin fikri neyse zikri de odur derler. Bugüne kadar hep millet iradesinden, ileri demokrasiden bahseden AKP, şimdi demokratik kazanımlarımızın geri alınması mücadelesiyle ve ilk dört maddenin değişmesi niyetiyle suçüstü yakalanmanın telaşı içindedir. Demek ki dervişin fikri ne ileri demokrasi ne de halkın iradesiymiş. AKP bu defolu anayasa değişiklik teklifiyle üzerine yapışan kapkara lekeyi asla silemeyecektir. Teklif bu meclisten geçsin ya da geçmesin, demokrasi tarihimize bir ibret vesikası olarak zaten geçmiştir. Kapalı kapılar ardında dar bir kadro tarafından hazırlanan metni görmeden imzalayan milletvekilleriyle, eleştiri ve önerilerin görmezden gelinmesiyle, konuşmaların televizyondan canlı yayınlanması talebimizin gerekçesiz reddedilmesiyle, sivil toplum kuruluşlarına, anayasa hukukçularına, akademisyenlere söz hakkı verilmemesiyle, kifayeti müzakere önergeleriyle, gizli oylamada açık evet oyu kullanılmasıyla bu teklif artık AKP ruhunun silinemez alameti farikası olmuştur. Kapalı kapılar ardında hangi pazarlıkların yapıldığı elbet bir gün ortaya çıkacaktır. Aylardır devam eden olağanüstü hal sürecinden istifade ederek ve tüm devlet imkanlarını kullanarak propaganda yapmayı, teklifin içeriği konusunda sağlıklı bilgi alma olanaklarını kısıtlayarak halkımızı yönlendirmeyi amaçlıyorsanız, yanıldığınızı referandum sonucunda göreceksiniz. Meclis Başkanlığı'na bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak sunduğumuz araştırma önergesi, esnaflarımızın ve sanatkarlarımızın sorunlarına tüm partilerin bir araya gelerek çözüm bulması için hazırladığım kapsamlı bir önerge. Hatalı ekonomik politikalarınız nedeniyle içinde bulunduğumuz ağır ekonomik koşullardan en fazla etkilenen kesimlerdir esnaflarımız ve sanatkarlarımız. Ama sizler bu önergemize de biraz sonra red oyu vererek tıpkı diğer önergelerdeki tavrınız gibi bu konuların mecliste araştırılmasını istemeyeceksiniz. Kadınlarımız, gençlerimiz, emeklilerimiz, esnaflarımız, işçilerimiz, emekçilerimiz, çiftçilerimiz, engellilerimiz için, kısacası toplumumuzun her kesiminin sorunlarının çözümü adına meclise sunduğumuz her önergeyi otomatik bir refleksle reddettiğinizi halkımız görmüyor sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Görüyorlar ve elbet sandıkta hesabını soracaklar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister" demişti. İşte bizler o nesilleriz. Aklı, vicdanı ve ülkemizin kaderini kontrolsüz ve denetimsiz olarak tek bir kişiye emanet etmek için hazırladığınız bu teklife elbet hayır diyeceğiz. Tüm baskılarınıza rağmen bu topraklarda şehit olanlara manevi borçlarımızı ve gelecek nesillerimize bırakacağımız mirası hatırlayarak oy kullanacağız ve cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Halkımızın karşısına hangi sandığı çıkartırsanız çıkartın, ister referandum, ister erken seçim, bu sandık demokrasi ırmağında akıntıya karşı kürek çeken AKP'nin çöküş sandığı olacaktır. Saygılar sunuyorum.